ya? Hiç uğraşamam paparazilerle. Ben gidiyorum. Laftan anlamaz mısın sen? Sersem şey, çekme diyorum sana. Yapma. Tamam. Ya ne çekiyorsun da, ne anlıyorsun tamam, ya? Tamam, bırak. Yeter diyorum, tamam, çekme. Bırak, tamam. Hayda. Ya bunlar nasıl bu kadar çabuk haber alıyorlar, ben bir anlasam? Bana bak, sakın geçen seferki olayı da anlasın ha. Aşk olsun başkomiserim, geçen sefer ben anlattım ya size olayın aslını astarını ya. Aslı astarı yok bu işin Selim. Birinin daha burnunu kırarsan haberin olsun, seni ben bile kurtaramam. Ya tamam, ben anlattım ya size onu, durumu açıkladım ya. Çocuk da sonra gazeteci de dedi şey... Tamam, hadi. Tamam başkomiserim, oldu, merak etmeyiz. Adamın arabası mıymış o? Evet komiserim. Ulan şu hale bak ya. Herif içinde yaşıyormuş sanki arabanın. İhtiyacı olan her şey var bu ağaçta. E tabi, milletin evinin önüne kamp kuruyor. Ver bakayım bir eldiven. Şunu. 2 gün önce olmuş mu? Gizlacının adresi de var. Tamam, gidelim bakalım neymiş ne değilmiş. Ha bu arada siz şu adamın kafasını çarptığı yeri tespit edebildiniz mi? Bulduk komiserim. Baharatlığın köşesine çarpmış. Daha önce o yüzden görememişiz. Tamam. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ ol. Tam şuraya park etmiştik komiserim. Arabaya götürdüm pizzasını. Telefonla verdi siparişi değil mi? Evet. Nasıl tarif etti adresi? Algan sokak. 1 numaralı apartmanın karşısındaki arabadayım. Oraya getir dedi. Yalnız mıydı? Yalnızdı. Böyle battaniye, yastık falan uyukluyordu. Ne kadar borcun? Uyuyor musun? Heh. Borcun ne? 27 lira. Üç ya. Neyse, al bakalım şunu. Şöyle. Tamam, uğraşma ya. Üstü kalsın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Arabada yaşayan bir tip gibiydi. Merak ettim ne iş diye ama soramadım tabii. Paparaziymiş. Hadi ya, kimi gözetliyormuş? Allah, orasını sen bileceksin artık. Bu mahallede çalışmıyor musun sen? Vallahi burada öyle ünlü birileri falan yok. Yani zengin muhittir ama tanıdığımız birileri yok. Yani en azından ben bilmiyorum. Tamam Tuna, o zaman önce şu önünde bulunduğu apartmandan başlayalım. Sonra mahalleye girişini konuşana dinleyeceğiz, tamam mı? Evet.
O ne öyle? Büronun adına bak ya. Komik değil mi? Komik. Şöyle. Otur lan. Otur. Ampirik. Ne oluyor? Senin dosya kapandı. Bunun ne işi var burada? Al işte buyurun. Hani ben size bizi takip eden bir adam var demiştim ya. İnanmamıştınız. Ha işte buyurun. Yok komiserim, yanlış anladınız beni. Konuşma lan. Buyurun. Bakın başkomiserim, büyük haber olacak. Bütün Türkiye cinayeti nasıl çözdüğünüzü konuşacak. Ünlü olacaksınız. Kötü bir şey yok ki bunda. Muhabirim ben. Haberimi yapıyorum sadece. Tamam, bizim fotoğraflarımızı silerim. Ya yapmayın ne olur. Günlerdir ben bu haber için uğraştım. Hem halk başarınızı duysun istemez misiniz? Düşünün bir. Cinayetin ardındaki sır perdesi çözüldü. Başkomiser Orhan ve komiser Selim'in büyük başarısı. Nasıl? Olmaz mı? Olmaz. Basın özgürlüğü denen bir şey var bu ülkede. Tamam, haber yapmanıza bir şey demiyorum. İstediğiniz haberi yapabilirsiniz. Ama bizim fotoğraflarımızı basamazsınız. Neden? Birincisi güvenlik, ikincisi ve asıl önemlisi bu sadece bizim başarımız değil, emniyetin başarısı. Bu dosyayı çözmek için bilişimde, laboratuvarda, olay yerinde, dışarıda onlarca polis gece gündüz çalıştı. Yani bizim değil, İstanbul Emniyeti'nin başarısı derseniz daha doğru olur. Değil mi? Demek böyle kahraman olunuyor. Hayır, böyle sadece düzgün bir insan olunuyor. Hepsi bu kadar.